günler. Her pazartesi sunduğumuz A'dan Z'ye deprem gerçekleri ve doğal afetler adlı programımızın 6.'sı ile karşınızdayız. Bugünkü programımızın konusu 16 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun. Bu kanunun özellikle planlama ve hukuk bağlamlarını tartışacağız. Profesör Doktor Antonio Trupia'nın danışmanlığında hazırladığımız bu programımızın konukları İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeleri Profesör Doktor Handan Türkoğlu ve Doçent Doktor Şence Türk. Profesör Türkoğlu, mimar kökenli, şehir planlama ve afet yönetimi konularında uzmanlığı olan İstanbul Deprem Master Planı'nda görev almış bir bilim insanımız. Doçent Türk ise son derece karmaşık ve zor olan iki konuyu, hukuk ve planlamayı akademik yaşamında birleştirmiş bir bilim insanımız. Bugün stüdyoda iletişim uzmanımız Selin Canik de zaman zaman tartışmalarımıza katılacak. İletişim dünyası açısından halkın deprem ile ilgili sorunlarına tercüman olmaya çalışacak. Evet efendim, iyi akşamlar. A'dan Z'ye deprem gerçekleri ve doğal afetler programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün 16.15'te Antalya Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve bu deprem Antalya ve Muğla'da hissedildi. Tabii şimdi herkes diyor ki acaba benim evim de yıkılır mı olası büyük bir depremde deniyor. Şimdi biliyorsunuz afet yasası olarak da bilinen kentsel dönüşüm yasasını konuşacağız bugün. Eminim aklınıza bir sürü soru işareti vardı. İşte alanında uzman profesörlerimiz, uzmanlarımız bugün bunları yanıtlayacak. Alt bant olarak birazdan telefon numaralarımız geçecek. Siz de dilediğiniz soruyu uzmanlarımıza sorabilirsiniz ve programımız başlıyor efendim. Hoş geldiniz. Sayın Türkoğlu ile başlamadan önce bir VTR'miz var. Ondan sonra da bir Samsun sel afeti ile ilgili bir VTR'miz var. Öncelikle bunları izliyoruz. A'dan Z'ye deprem gerçekleri ve doğal afetler yine gündem yaratacak içeriğiyle sizlerle buluşuyor. 16 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun tasarısına dair tüm merak edilenler bu programda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yerel yönetimlere verdiği yetkiler nelerdir? Riskli yapılar nasıl kontrol edilir? Yasalarda riskli alanların tespitiyle ilgili bir madde var mı? Türkiye'de tüm riskli alanlara bakabilecek kurumlar mevcut mu? Riskli bina tespitinin maliyeti nedir? MERA kanunu kapsamında riskli alan ve yapılarda yaşayanlar nereye nakledilecekler? Riskli alanlarda su, elektrik, doğalgaz gibi altyapıların durdurulması kent yaşamını nasıl etkiler? Riskli yapılar için yıkım kararı kaç gün içerisinde uygulanmalıdır? Profesör Doktor Handan Türkoğlu ve Doçent Doktor Şence Türk tüm sorularınızı A'dan Z'ye deprem gerçekleri ve doğal afetler programında yanıtlıyor. Sakın kaçırmayın. Samsun'da 3 Temmuz Salı gecesi fırtınayla birlikte başlayan şiddetli yağış, acı ve ölüm getirdi. Irmaklar taştı, köprüler hasar gördü. Yüzlerce binanın alt katlarını su bastı. Yaklaşık 4,5 saat süren, özellikle Canik ve İlkadım ilçelerinde etkili olan yağışta cadde ve sokaklar nehre döndü. Meteoroloji, kentte metrekareye 48,5 kilogram yağış düştüğünü ifade etti. Mert Irmağı'nın kenarında Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde yer alan ve 2 yıl önce inşa edilen 450 konutlu TOKİ Kuzey Yıldızı konutlarının özellikle alt katlarını su bastı. Su baskını nedeniyle bodrum katta oturan 5 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketinin bilançosu ise 12 kişi olarak açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Samsun'da yaşanan ve 12 vatandaşın hayatına mal olan sel felaketini mercek altına alırken, Samsun'da yaşanan sel felaketinde 12 kişinin hayatını kaybetmesi 4 ana temele bağlandı. 1. Uzun yıllardır görülmeyen şiddetli yağışla birlikte fırtına etkili oldu. 2 saatte metrekareye 48,5 kilogram yağış düştü. Suların sürüklediği ağaç dalları ve çöpler
kanalizasyon ve köprüleri tıkadı. 2. Kentte yanlış yapılaşma önlenemedi. Dere ıslahı yeterince yapılmadı. 3. Irmak ve dereler üzerindeki köprüler zamanında yeterince güçlendirilmediği gibi gerekli bakım da yapılmadı. Sel sularıyla sürüklenen ağaçlar, molozlar köprüleri tıkayınca taşkınlar yüzlerce konut ve iş yerini bastı. 4. Gece yarısı gelen felaket halkı uykuda yakaladı. Sel suları her tarafı kaplarken elektrikler kesildi. Mahalleler bir anda sel baskınına uğrayınca kurtarma ve tahliye çalışmaları yetersiz kaldı. Evet, sonuç olarak 12 vatandaşımızı kaybettik. 11 artı 1 diyelim, yani 6 gün önce oldu. Sayın Türkoğlu ile başlamak istiyorum. Kısa bir değerlendirme yapabilir misiniz planlama açısından? Ve biliyorsunuz bunun sonucunda Bodrum kattaki bazı iskan alanları devre dışı bırakıldı. Yeni bir yönetmelik veya yasayla onu tam değerlendiremiyoruz şu anda. Şifaen bildirildi, sözlü olarak bildirildi. Ne diyorsunuz Sayın Türkoğlu bu değerlendirmenizle ilgili olarak? Şimdi yerleşmelerin güvenliğinin sağlanması günümüzde çok önemli konular arasında. Yani bir yerleşmenin güvenli olması gerekiyor. Özellikle afetlere karşı. Sel yatakları yapıları gereği bazen 30 yıllık bazen 100 yıllık cycle'larda beklenmedik sonuçlar doğurabilirler. Ve günümüzdeki iklim koşullarıyla bunlarda da artış görünüyor. Aslında bu alanlara yerleşme olmaması gerekiyor. Çünkü zarar azaltmanın hepimiz yer seçimiyle başladığını biliyoruz. Yani yapılar güvenli de olsa yer seçiminin doğru yapılması gerekiyor. Örneğin deprem güvenliği açısından jeolojik riskli sakıncalı alanlarda mühendislik hizmetleri yapılarak güçlü yapılar yapılabilir. Ama sel yataklarında bunu yapmanız imkansız. Onun için sel yataklarını hem bu açıdan boş bırakmanız gerekiyor ya da taşkın alanlarını hem de doğal sistemin bütünlüğünün sağlanması açısından boş bırakmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir şey. Ülkemizde çok sayıda bu dere yataklarına yapılmış yerleşme var. Ve bu diyelim ki bunların bir kısmı ruhsatlı bir kısmı ruhsatsız olabilir. Ruhsatlılarda Bayınırlık ve İskan Bakanlığı'nın dere taşkın alanı ya da DSİ'nin taşkın alanıyla ilgili gerekçeleri sağlamış olsa bile bunlar zaman zaman taşarlar ve yataklarından daha da ileriye tesir ederler. Orada bir yaklaşma sınırının olması ve bunların boş bırakılması gerekir. Dere islahları da her zaman çözüm olarak görülmemelidir. Her zaman sağlam olarak ayakta kalmayabilirler taşkına bağlı olarak. Yaklaşma sınırıyla ilgili bir şey... Yani mesela orada bu alanlarda parseller bulunurlar. Özel mülkiyete ait parseller bulunurlar. Orada bir yapı yapılacaksa bile... bu yatağın dışında yapılması gerekir. Gene kullanabilirler parsellerini ama onun dışında yapı yapılmasına izin verilmesi gerekir. Yani taşkın sınırına yapılmaması gerekir. Aynı şekilde heyelan alanları heyelan da böyledir. Geçerli. Şence Hanım sizin bu konuyu değerlendirmenizi. Ben de şöyle düşünüyorum. Şehirliğin belki de en temel konularından biri yer seçimidir. Yer seçimi son derece teknik bir konudur. Fakat ülkemizdeki deneyimlere ve uygulamalara baktığımızda ise yer seçiminin teknik bir konu olarak algılanmadığını düşünüyorum. Bu çok önemli bir sorun. Gerçekten yer seçimi modellere dayanan, son derece araştırmalara konu olan, çok detaylı araştırma konu olan bir durumdur. Dolayısıyla yer seçimi kriterinin dikkate alınması gerekiyor. Bunun en acı örneğini bence Samsun'da gördük. Samsun'daki sel felaketinin olduğu alan yanlış bir yer seçimi kararı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü dere yatağına çok yakın bir alan, büyük bir yatırım, çok ciddi bir çok sayıda konut biriminin bulunduğu bir alan tasarlanmış, çok ciddi bir yatırım.
Bu yatırım, böylesine büyük bir yatırım, Samsun ölçeğinde büyük bir yatırım, yanlış bir yer seçimiyle sonlandırılmış. Dolayısıyla burada ne acı ki teknik, bu kadar önemli bir teknik konunun ne kadar hafife alındığını görüyoruz. Bu benim için çok üzücü. Diğer bir önemli konu da genellikle eğilim olarak yapılarda, bu eğilim Türkiye'nin her yerinde mevcut, bodrum katlarının iskan amaçlı kullanımına yönelik bir eğilim var. Bu eğilimin yanlış olduğunu evet. düşünüyorum. En azından bu olay ne kadar sonuçları kötü ve üzücü de olsa bize bu gerçeği belki kötü tecrübelerle yaşatması anlamında bizim için bir örnek teşkil edecektir. Keşke bu kötü örnekler olmadan biz bunu fark etseydik ve yer seçiminin ne kadar şehircilikte önemli bir kavram olduğunu kabul etseydik bunlar başımıza gelmeyecekti. Teşekkürler. Evet, evet teşekkür ediyoruz her iki konuşmacıya da. Şimdi esas kanunumuza geçmek istiyoruz. 16 Mayıs 2012 tarihinde yasalaşan kanunun ikinci maddesiyle başlamak istiyorum Sayın Türkoğlu. Bu kanun sürekli bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'ye atıf yapılmakta bu kanunla. Ve bir anlamda yerel yönetimlerin yetkilendirilmesi ise bakanlığın emrine veya uhdesine bırakılmakta. Sizce siz bir planlamacısınız. Yani planlama mevzuatında böyle bir yetkilendirme olabilir mi? Yani kanuna baktığımızda genelde önce bakanlık, arkadan TOKİ, onun arkasından yerel yönetimler silsilesini görüyoruz. Sizce bu durumun sakıncaları, yani Türkiye'nin planlama, yani kentlerin planlama sürecine baktığımızda bir sakıncası söz konusu olabilir mi? Bu madde bence bu kanunun özü açısından çok önemli bir madde. Gerçekten TOKİ, 80'li yıllarda devreye giren TOKİ, toplu konut yapmak üzere devreye giren TOKİ, 2004 yılından itibaren çeşitli alanlarda yetkilendirildi konut üretimi konusunda. Ve bu yetki, bu yasa ile aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı'na da birlikte devredilmiş görünüyor. Normal olarak yerel yönetimlerin konusu olan planlama yetkisi de böylelikle merkezileşmiş oluyor. Aslında 1980'lerden sonra süratle bir yerelleşme söz konusuydu. Ama tekrar bu düzenlemelerle tekrar bir merkezileşme söz konusu oldu. Bu ne gibi sorunlar doğurur diye düşünecek olursak, kent parçaları tasarlanabilirler, projelendirilebilirler. Ama burada en önemli şey bu parçaların kentin fiziki ve sosyal yapısıyla bütünleşmiş olmasını gerektirir. Eğer böyle bir parça parça bir sistem kurarsanız, o zaman kent birbirinden ayrı düşen mahalleler haline dönüşebilir. Hatta TOKİ'nin son uygulamalarında görüldüğü gibi kentin dışında da bu tür alanlar oluşuyor. Google Earth'le bakacak olursanız şehirlere parça parça gelişmiş konutlardan oluştuğunu görürsünüz. Bunların bir kısmı TOKİ tarafından ama diğer, yani TOKİ'nin yapmadığı ama yine parça parça olan gelişmeler de zaten uygun gelişmeler değildir. Bütüncül bir bakış açısı neden önemlidir? Bu arazi parçaları, yani kentlerin yerleşmiş olduğu arazi parçaları, dünya parçaları aslında doğal sistemlerdir. Bu sistemler hava koridorlarını, akarsuları, ormanları ve diğer hassas alanları içinde barındırırlar. Bu parçalı sistemler bunlara zarar verirler. Onun için kentin bu bütüncül sistemiyle ilişkili olması gerekir. Nitekim de uygulamalardan da görüyoruz bunları. Aynı zamanda hem mesela tarım arazileri, bu sel yatakları aynı zamanda riskli alanlardır. Çünkü alüvyonal zeminlerden oluşurlar. Bunlar bir yandan korunması gerekirken bir yanda jeolojik sakınca barındırmaktadır. Bunların sistemsel olarak yerleşmenin dışında olması gerekir. Bu da yine bütüncül yaklaşımın önemli bir parçasıdır. Ulaşım ilişkileri, bölgeye bağlanma ve kendi içindeki ulaşım ilişkileri. Kentlerin sosyal dokuları da aslında bir birliktelik oluşturmalıdır. Yani parça parça sosyal bölgelerin olması aynı zamanda sosyal problemlerin ortaya çıkmasına neden olur. Kaldı ki arazi kullanımının da bütüncül olarak ele alınması gerekir.
Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'nin bu geniş yetkilerle donanıp ülkenin her köşesinde, her alanda söz sahibi olması, bağımsız parçacıl plan yapma yetkisinin olması, yapı denetimlerinden muaf olması, kamulaştırma yetkileri ve hazine arsalarını kullanma konuları ki bu önemli bir konudur. Eleştirilere neden olmaktadır bu yetkiler planlama açısından. Hazine arsalarını kullanması konusu da ilginçtir. 90'lı yıllardan itibaren bütün dünyada bir arsa sıkıntısı doğmuştur bu aşırı kentleşme nedeniyle. Geriye elimizde sadece bu biraz önce bahsettiğim doğal alanlar ve riskli alanlar kalmıştır. Hazine arazisi hedeflendiği için bunların da büyük bir bölümü zaten riskli olduğu için daha önce kullanılmamıştır. O nedenle arsa değerlerin, kentlerin arsa değerlerindeki artış bu alanlara da göz dikilmesine neden oluyor. Çünkü boş alanlar. Bunlar içinde çöp döküm alanlarından sel yataklarına veya orman içindeki 2B alanlarına kadar değişik hassas bölgeler, meralar gibi değişik hassas bölgeler bulunmaktadır. Bir de bu buradaki bütüncül anlayışın önemli bir tarafı da olayın çok büyük bir boyutta olacağı. 7 milyon yani 19 milyon yapı var ülkede. Bunun 7 milyonu riskli kabul ediliyor. Ve bu 7 milyon kentlerin büyük bir bölümü nasıl demek. Nasıl olacak bu değil mi? Yani bunun kentten kopuk olarak, kent planlarından kopuk evet. olarak, parçacıl olarak planlanması kentlerin sonu demek bence. Onun için çok dikkatli ele alınması gerekir. Kentsel dönüşümün başarısı daima bu başarısında bu kentle uyum ve birliktelik sağlanması önemlidir. Son olarak bütüncül planlamanın önemli bir yanı da kentsel donatı dediğimiz kamu alanlarının, çoğunlukla kamu alanlarının etkin kullanımı. Bu parçacıl ya da parçacıl olarak yapılmış şeylerde aslında bunların etkin kullanımı da söz konusu olamıyor. Öyle bir durum var. Şimdi biz halka gittik. Bu kanunla ilgili halkın neler bildiğini bir sokakta röportajladık. Onu izleyelim. Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunuyla riskli alanlar yıkılacak. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yıkılacaksa yıkılsın yani eski binalar yıkılsın. Bence çok güzel olur. Gereğinin yapılması gerekiyor. Yani yıkılsın. Gerekirse maddi destek de sağlansın devlet tarafından. Yani bedeli ödensin. Doğru buluyorum ben yıkılmasını. Çok iyi olur aslında. Çok eski binalar var. O binaların yıkılmasın, onun yerine tekrar yeni binalar daha dayanıklı yapılması daha iyi olur aslında. Vallahi eğer gerekirse yıkılabilir, gerekirse yani sağlığımız için önemliyse bence yıkılması gerekir diye düşünüyorum. Yani afet riski olan yerlerin yıkılması mantıklı. Yerlerine daha sağlam binaların olması. Yani doğru bir kararın. Yani vatandaşı aydınlatan herhangi bir net bir bilgi yok şu anda. Devletin öngördüğü. Hani bazı kimseleri aydınlattılar ama hani fakir kesim, hani orta sınıf ne olacağı henüz belli değil bence. Aydınlatılmadı. Hani gelir seviyesi düşük insanlar evlerinden atılacaklar depreme dayanıksızsa. Hani bunun mağdur mu olacaklar, devlet mi karşılayacak? Yani nasıl olacağını hemen hemen kimse bilmiyor. Öyle zannediyor. Şimdi Şencan'ıma biraz dönmek istiyorum. Bu riskli yapıların tespiti, özellikle performansın tespitiyle ilgili olarak yasada ben herhangi bir madde bulamadım. Siz kanunun son derece hakimsiniz. Yani bu ön tespit çalışması nasıl yapılacaktır? Yani ikinci sorum, şimdi biraz önce Handan Hanım söylediği gibi 7 milyon eğer riskli yapı varsa bu nasıl, hangi kurumlarca ölçülecektir ve bakılacaktır? Yani bu kapasitede Türkiye'de kurum veya da kuruluş var mıdır? Ya bir de bu kat maliklerince yapılacaktır diyor yasa. Yani bunun bütün bedeli buna aittir. Yani şimdi bugün baktığımızda 3000 ile 5000 arasında bir tespit söz konusu benim genel olarak bildiğim şey. Yani bu dar gelirler bunu nasıl karşılayacaktır? Bir de yani siz risk dediniz. Riskin sonunda vatandaş bu riske muhakkak itiraz edecektir. Ve dolayısıyla bu itirazı komisyonların değerlendireceğini söylüyorlar. Ya bu Türkiye gibi bürokrasi zaman zaman çok ağır olan bir ülkede bu mekanizmalar
nasıl dönecektir? Bundan bir ortak payda elde edebilecek miyiz? Son röportajımızdaki kişi de aynı şeyi söyledi. Evet. Yani hani maddi sıkıntısı olan, maddi gücü olmayan ne yapacak? Risk analizi kim yapacak? Bir bilmiyoruz. Evet. Oldu hani binam çürük çıktı. Bunu nasıl karşılayacağım ben? Evet. Beni bir başka yere yerleştirecekler ve kiramı verecekler mi? Bankadan kredi mi alacağız? Nasıl olacak? Bakanlık mı yardım edecek? Şimdi şöyle efendim, riskli yapıların tespiti, risklilik kriterleri, riskli yapıların tespiti ve itirazında değerlendirmesinde görev alacak teknik heyet, komisyonlar kurulması tamamen yönetmelik kapsamında, yönetmelik de bakanlık tarafından bütün bunların yönetmelik kapsamında çözümleneceği şu anda bilgisine sahibiz. Bunlarda nasıl bir usul izleneceğini şu an için bilmiyoruz. Ancak 1999 depreminden sonra ciddi deneyimlerimiz var. Bu deneyimlerden yola çıkarak tahminde bulunabiliriz. Ama şunu öncelikle vurgulamalıyım. Riskli yapıların tespiti konusu esasında yapı mühendisliği bilim alanının bir konusu. Dolayısıyla onların affına sınarak biraz da kendi konumla odaklaştırarak anlatacağım. Yani kendi bakışım çerçevesinde anlatacağım. Genellikle bu konuda iki aşamalı bir strateji izlendiğini görüyoruz 99'da. İlk strateji hızlı görsel tarama. Bu yani binaların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde taranması, riskli olup olmadığına dair yapısal özelliklerine bağlı olarak taranmasını içeriyor. Sonraki aşama ise bu hızlı taramanın sonuçlarına bağlı olarak detay analizlerin yapılması. Her iki aşama birbirinden farklı, farklı sonuçları da olabilir. Bu arada Türkiye'de bunun metodolojisinin nasıl uygulanacağı konusunda da ciddi olarak karmaşa var. Yani henüz bilimsel anlamda hangi metodolojinin daha uygun olarak uygun olacağı konusunda henüz kesin bir üniversiteler arasında da kesin bir karara ulaşılmış değil. Bu durumda şu anda ciddi bir bu anlamda belirsizlik var. Diğer önemli konu, diyorsunuz ki riskli yapılarda bu kadar tespit edilmesini bu kadar kurum özellikle bunlara bakabilecek nitelikte kurum var mı? Bu ciddi büyük bir sorun. Özellikle yetişmiş eleman açısından bu kurumların kapasitesinin sağlanması açısından bakanlığın yönetmelikte ne koşullar tanımlayacağını doğrusu ben de merak ediyorum. Çünkü tüm Türkiye'de bunları ele alabilecek kapasitede şu anda teknik bir ekip yok. Ama herhalde bir kapasite arttırma programına girecek ve kapasitesini arttıracak diye düşünüyorum bakanlık. Ama bunun nasıl yapılacağı konusunda da bir belirsizlik var. Diğer konu ise bütün bu söylediğim aşamalardaki maliyetler yasaya göre kat malikleri tarafından karşılanıyor. Ama Türkiye'deki yapı stoğunu düşündüğümüz zaman, insanların gelir dağılımını düşündüğümüz zaman çok sıkıntı olduğunu vurgulamalıyım. Mesela size İstanbul'u örnek vereyim. Bir notlarıma bakıyorum çünkü not aldım gelmeden önce. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 2009'da yayımladığı gelir istatistikleri var. Ve bunu İstanbul için sadece baktım. Alt orta gelirin aylık kazancı 824 TL. Ondan daha yoksul kesimin gelir kazancı 625 TL, en yoksul kesimin kazancı da 402 TL. Peki İstanbul'da acaba bu alt gelir, alt düşük ve en düşük gelirin oranı ne kadar dersek tüm içinde? Bunu da Sayın hocamızın ve Fulin Hanım'ın, Fulin Bölen hocamızın birlikte yapmış olduğu bir çalışma var 2006'da. O çalışmanın bulgularına göre İstanbul'da %61'i, İstanbul'da yaşayanların %61'i orta altı, düşük ve en düşük gelir grubuna sahip. Halbuki biraz önce söylediğimiz konular ciddi maliyet gerektiren konular ve bu maliyet gerektiren konuların karşılanması için çok ciddi kredi imkanlarının devlet tarafından yaratılması gerekiyor. Umarım çıkacak yönetmelikte bu kadar problemli bir konunun üstüne eğileceğini düşünüyorum bakanlığın. Evet. Bir de Amerika'ya bakarsanız en son ne krizi vardı? Mortgage krizi vardı. Acaba Türkiye'de bu sebeple
böyle bir kriz furyasının içine girer mi? Bu da tabii ayrı bir tartışma konusu bence. Evet. Çok teşekkür ederiz. Şimdi diğer bir maddeye doğru geçiyoruz. Aslında belki de kanun içerisinde pek de böyle hani göze çarpmayan ama kırsal kesimi çok fazla ilgilendiren maddelerden bir tanesi meralarla ilgili. Mera kanunu kapsamında riskli alanlar, yani bazı alanlar riskli olarak kabul edilecek ve bu riskli alanlarda yaşayanlar da başka yerlere nakledilecekler. Yani biz biliyoruz ki yani yöresel mimariden bildiğimiz kadarıyla meralarda çok böyle aşırı düzeyde ne betonarme inşaatlar var. Basit hımış veya ahşap yapılardan oluşan tek katlı ahırlar veya benzeri yapılar var. Yani buradaki yaşayan insanların yani buralardan kaldırıp başka yerlere götürülmesiyle acaba zaten bir hayvancılık sektörü problemi var Sayın Türkoğlu. Acaba bu hayvancılık sektörü bundan etkilenmez mi? Yani neden kanun meraları kapsıyor? Doğrusunu isterseniz bu mera konusunu kapsamasını ben anlayamadım kanunun. Çünkü tabii kırsal alanda da bir risk var. Yani ama bunun kentsel risklerden daha farklı bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Ve kırsal alandaki risklerle baş etmek tabii ki kentsel alandaki risklerle baş etmekten daha kolaydır. Daha basit düzenlemelerle bu yapılabilir diye düşünüyorum. Söylediğiniz gibi geleneksel malzemeler kullanılabilir. Hmm. Yahut da daha basit malzemeler kullanılarak, hafif malzemeler kullanarak bunlar gerçekleştirebilir. Kaldı ki Türkiye'nin böyle bir deneyimi de var. Uzun yıllar afet deneyimi var ve kırsal alanlarda bundan etkilenmiştir ve değişik yörelerde afet konutları yapılmıştır. Bir kere büyüklük problemi de var. Yani baş edilmeyecek bir büyüklükte değil. Ancak mera alanları, siz hayvancılık sektörü açısından değindiniz ama mera alanları çok önemli alanlardır. Sadece mera alanları değil, doğal hassasiyetleri bulunan ve yasalarla kullanımı sınırlandırılmış olan bu alanlar sadece hayvancılık ve tarım için değil, aynı zamanda örneğin küresel ısınma için mutlaka saklanması gereken alanlardır. Yani açık alan sistemimize çok katkı yapan alanlardır. Bu nedenle bu yasanın içinde ayrıca ben şöyle de düşünüyorum. Bütün bu doğal hassasiyeti olan alanların ülke çapında bir veri sistemine bağlanması ve bu alanlarda yapılaşmaya izin verilmemesi tam veya tersi. Çok kısıtlı bir şekilde verilmesi ihtiyaç doğrultusunda ve bunların artık konu olmaktan çıkması gerekir diye düşünüyorum ülkemizde. Evet. Onun için bu yasanın içinde bana çok anlamlı gelmedi. Bir de şöyle de bir yanı var işin. Kamu alanı aslında çok azaldı elimizde. Yani belli alanlarda kaldı. Ve bu alanların da süratle elden çıkması özellikle hassas alanlarda yine sistemde bir zafiyet yaratacaktır. Yani buna da dikkat etmek gerekiyor. Kentsel alanların içinde de yine yeşil miktarını sadece kırsal değil, yeşil miktarının belli bir oranda tutulmasının da yine küresel ısınma ve enerji konularında önemli katkıları var. Şimdi kanunun 7. maddesine baktığımızda, kanunun ilk maddeleri daha doğrusu, hazine arazilerinin sorgulanması, yani da hazine arazilerinin elde edilmesi ve kullanılması veya gecekondu alanlarının kullanılması, kamulaştırılması, daha doğrusu kamulaştırmış olan alanların bir elde edilmesi şeklinde. Ama bunun yanında 7. maddede risksiz alanlar, yani risk taşımayan ama kentsel alanları da kanunun torba biçimde içine aldığını görüyoruz. Bu şu anlama geliyor, yani bu kanun planlama olarak yani A'dan Z'ye bütün alanları kapsıyor mu? Yani bunun içerisinde risksiz alanların girmesini de nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Türkoğlu? Yani riskli ve risksiz alanlar tümden zaten yerleşme sistemini oluşturuyor. Bu demektir ki yerleşmenin yeniden planlanması ve yeniden kullanılması demektir. Yani eğer bunu tümden ele alıp da bunu bilimsel tekniklerle yapıp da belirleyeceklerse bu aslında yerleşmenin geleceğinin planlanması demektir. Yani parça parça planlama olmaz o durumda. Örneğin şimdi Türkiye'de önemli bir şey de veri eksikliği. Yani risk analizi bölgesel bazda yapılabilir, kentsel bazda yapılabilir
mahalle bazında yapılabilir ve bina bazında yapılabilir. Şimdi riskli yapı diye bir kavram var. Aslında yapıların riskli olması sadece risklerin bir bölümünü oluşturuyor. Yani kentsel çok daha başka riskler var ve aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi bütüncül olarak da kente bakıp bölgesel ölçekte de risklerin tespiti var. Yani risksiz alanlardaki dönüşümler de tabii söz konusu aslında bana göre kentsel dönüşümün risklere bağlanması da hatalı. Yani kentsel dönüşüm eğer yapılacaksa ki Türkiye'nin buna ihtiyacı var, kent yenilemenin. Bunun riskli veya risksiz olması da çok büyük anlam taşımıyor. Çünkü riskli alan zaten o riskleri kapsaması gerekir dönüşümün. Evet. Yani o nedenle kentsel dönüşüm gibi yasası gibi bunu görmekte yarar var. Yani afet sanki bir bu işin bahanesi gibi ele alınmış gerekçesi durumda. Gibi. Gerekçesi gibi evet. Ele alınmış peki, durumda. Peki oturduğum mahallede mesela sade vatandaşım ben. Oturduğum mahallede kentsel dönüşümün nasıl planlandığını nasıl öğreneceğim? Nereden öğreneceğim? Yani şimdi sokağa çıkıp da sorsak çoğu kişi bunun yanıtını bilmiyor. Yani kentsel dönüşüm alanlarının belediye tarafından zaten sistematik bakanlık ya da bakanlık tarafından ilan edilmesi gerekir. Ama bu kanun hani rezerv ve riskli yapı dışında yani bu alanların kentsel dönüşüm alanı olarak tanımlayacağını düşünürsek eğer dışında riskli bu alanların dışındaki tek başına riskli yapı ya da rezerv alanı dışındaki riskli yapıların da bu kanun kapsamında değerlendirilebileceğine yönelik tanımlar bölümünde açıklamaları var. Evet. Şimdi Şencalan'a geçmeden önce yine halka gittik biz. Özellikle gecekondu alanların yıkılmasıyla ilgili halka sorular sorduk. Bakalım neler bir demiş. Bir izleyicimiz hatta bekliyormuş aslında hocam. Evet. Onu alalım mı? Alalım o zaman. Bekliyormuş. Sonra o zaman VTR'ye geçelim. Peki. Hoş peki. Geldin diyelim o zaman. Buyurun. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mehmet Bey hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ben İstanbul Küçükçekmece'den arıyorum. Şimdi programınızı yaklaşık izliyorum. Uzmanların bütün söylediklerine katılıyorum. Hepsine iyi akşamlar diyorum öncelikle. Teşekkür ederiz. Biz Küçükçekmece'de yaklaşık 4 yıl önce binamız ilçe belediyesi tarafından tahliye edilerek güçlendirme yapılmamız istendi. Bayağı bir mali masraf yaparak 650 bin TL gibi bir masraf yaparak güçlendirme yaptık. Ama karşımıza yapı kanunu, İmar Kanunu, Katmikiyet Kanunu gibi yasalar çıktı. Bu sefer ilçe belediyesi farklı taleplerde bulundu. Tahliye kendisi etmesine rağmen güçlendirmeye takdir almamız gerekirken önümüzde bazı yasalar çıktı ve halen daha da ilçe belediyesi mahkemeli. Sorum şu, güçlendirmeyi kendi mali imkanlarımızda yaptığımız halde, bütün projenin İstanbul Teknik Üniversitesi'yle ona yaptığımız halde bile sorun yaşadık. Şimdi biliyor musunuz 4 yıldır bir mücadele içindeyiz. Yeni çıkan yasada belki o zaman bizim bu şu an çıkan yasa o zaman çıkmış olsaydı 3'te 2 çoğunluk güçlendirme gerekmesi durumunda yapacak işlemler çok kolay olacaktı. Ama mevcut geçmişteki güçlendirme ile ilgili özellikle üzerine basa basıyorum güçlendirme ile ilgili sadece Adalet Bakanlığı'nın 2006'da bir genelgesi var ve başka hiçbir şey yok. Yeni çıkan yasada güçlendirme yapacak bizim gibi kendi imkanlarıyla güçlenecek insanlar ne yapacak? Bu yapı denetim, katkı vesaire yasaları nasıl açacak? Sorun bu efendim. İyi akşamlar diliyorum. Güçlendirme ile ilgili esasında şöyle bir şey var. Kanunda şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Riskli yapıların tespit edildiği alanlarda ve rezerv alanlarında daha çok mantık bu kanunun mantığı yıkıp yeniden yapma yönünde yani bir yenileme mantığıyla yaklaşıyor. Fakat 6. maddesinin 8. fıkrasında da diyor ki eğer alan rezerv alan içine girmiyorsa ve riskli alan da olmuyorsa ve güçlendirilecek nitelikte olarak belirlenmişse çıkan tespit kararı sonucu o zaman bu yapılara kredi imkanı tanınabilir. Evet. Bu kredi de Bakanlar Kurulu'nun belirleyeceği usuller çerçevesinde bu kredi imkanından insanlar yararlanacak. Ama şu ana kadar yönetmelik henüz çıkmış değil. Ancak yasadan biz Bakanlar Kurulu'nun bu konuda bir kredi imkanı vereceğini, sağlayacağını çıkartabiliyoruz şu an için.
Evet. Mehmet Bey, başka sorunuz var mıydı? Sorun muydu? Yok, biz kredi sorunu değil. Yani bizim sorunumuz ruhsat alamadı. Yani güçlendirme ile ilgili. Ben şu sorumu istiyorum. Ruhsat alamadı. Mehmet'e kat mülkiyet kanunu, imar kanunu. Yani kanunlar arasındaki şu an kopukluklar var. Yani yeni çıkan yasada, ben 4 yıldır hemen hemen bu sorunla karşı karşıyayım. Yeni çıkan yasada bu sorunu çözmüyor. Güçlendirme yapacak, yani kendi imkanlarıyla bile dahi yapanlar olsa. Yani örnek vereyim, kaçak katı var. Ya da kazan dairesini daireye çevirmiş. İnsanlar bu sorunları olduğu için belediyelere başvuramıyorlar güçlendirme için. Biraz önce de belirttiğim gibi bu kanunda güçlendirme üzerine fazla durmuyor gerçekten. Sadece güçlendirme ile ilgili konu biraz önce değindiğim madde. Onun dışında güçlendirmeye ilişkin ya da şöyle diyelim, binaların tespitinden sonra bazen binaların yıkılmaması da gerekebilir. Bazen binaların güçlendirmesi gerekebilir. Bu durumda ne yapılacağına, nasıl bir yol izleneceğine ilişkin bir hüküm getirilmemiş durumda. Yani yasa bu anlamda açık değil. O nedenle sizin bu söylediğinize katılıyorum efendim. Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Mehmet Bey, belediye ile olan bu ruhsat probleminin ne olduğunu tabii çok iyi anlayamadım ben. Fakat şu anda siz binanızı güçlendirmişsiniz. Sanıyorum İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de danışmanlık almışsınız. Doğru. Bence güvenli oturabilirsiniz. Yani şu anda siz şanslı bir vatandaşsınız yani bence. Maliyeti karşılamış yerinizde. Aslında binanın takdir edilmesi gerekiyor ama işte ilçe belediyesiyle aynı ülkeyi düşünmüyoruz. Çünkü ruhsat verebilmek için imar kanunu bu sefer ve kat mülkiyet kanunu ve yapı denetim kanunu devreye giriyor. Ha, bütün bunları aşmak için dert çalışmalar, olay mahkemeye yansıdı, mahkeme işlemleri de tamamlandı ama zannedersem önümüzdeki dönemde yeni çıkan yasa 3/2 çoğunluk yeterli ama 1/3 kalan çoğunluk aranıyordu. Çünkü mülki para, yani işin başında para vardı. Şimdi diyor ki yasa 1/3 kalan diyor, ya sen alacaksın 1/2 ya da parasını ben vereceğim. Eğer 30 yani kısa, kanunda dediği gibi kısa bir sürede çözülürse kentsel dönüşüm hızlı bir şekilde gider ama ben bizzat binamda 34 daire sahibi olarak tam 4 yıl uğraştığımı bildiğim için güçlendirme de binamız güçlendirme yapmak için belediyenin baskısı ve belediyenin yaptığı raporla yaptık ve buna rağmen ruhsat alamadık. O ruhsat almama konusu çok uzun. Yani o dediğim gibi yapı denetim kanunu, kat mülkiyet kanunu, imar kanunundan kaynaklanan bazı sebepler var. Mahkeme yasası da tamamlandı. Orada biz haklı çıktık. Yani talepler farklıydı ama hocam dediğine katılıyorum. Yani güçlendirme ile ilgili bir yasa yok. Buradan aslında Çevre Bakanlığı'nın özellikle de güçlendirme yapacak binalar. Yani binam iyi ama 6 şiddetli bir depreme dayanır ama 7'de sorun çıkarabilir. Örnek veriyorum, 750 depremde sorun çıkarabilir. Böyle binalara kolaylık sağlanır ve en azından kanun hükmünde kararname çıkarılırsa zannedersem insanlar belediyelere veya bakanlığa başvurarak işlemlerini hızlandıracaklar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Mehmet Bey, iyi geceler. İyi geceler, sağ olun. Evet, şimdi VTR'mize geçebiliriz. Halk ne diyor? Gecekondu arazileri yıkılıp genelde TOKİ evleri yapılıyor. Sizce doğru mu? Vallahi gecekondu fakir için yapılmış. Onlar da yıkıldı mı insanlar hani öbür yerlerden hani şey yapamazlar. Geçim sağlayamazlar, barınamazlar, ödeme yapamazlar. Peki sizce ne yapmaları gerekir? Valla bence tarafta değil mi insanların yuvaları yıkılması. Çünkü mesela benim 3 kat evim varsa yıkacak ya bana bir kat verecek ya hiç vermeyecek. Mesela o başka bir şey yok. Müteahhitleri zengin ediyor, başka bir şey yok. O da doğru. Yani kentsel proje bence mantıklı yani. Doğrudur yani. Hiç olmazsa toplumsal bir yerde yaşarsın. En azından yani böyle ama tabii bunların da bir sınırlandırmaları da var herhalde bildiğim kadarıyla. Bu topu konuk olan olaylarda. Mesela geçen ne yaptılar? O kapıcı dairelerine kaç kişiler öldü. Ama o kapıcı dairelerini bu sefer şimdi ne yaptılar? Çıkarttılar, yükseğe çıkarttılar. Hani yeni çıkan kanuna göre. Ama o güzel oldu. Tamam mı? Toplu konuk güzel. Şence Hanım, şimdi bu riskli alanlarda ve rezerv alanlarda kentsel dönüşüm kanunu çalıştırdığımız anda o kritik binalarla ilgili olarak her türlü altyapı, su, elektrik, doğalgaz olmak üzere pek çok yapı, pek çok ihtiyaç durduruluyor. Bu sizce kent yaşamı içerisinde bir kaotik süreç anlamına gelmiyor mu?
Şimdi şöyle, bir kentsel dönüşüm sürecinde, özellikle kamu girişimli kentsel dönüşüm süreçlerinde en önemli aşama arazinin boşaltılması ve temizlenmesi aşaması. Genellikle kamu girişimli kentsel düzenleme projelerinde, yani sadece bizim ülkemiz için geçerli değil, dünyadan örnekler de verebilirim, katılım süreçleri çok eksiktir. Dolayısıyla devlet orada kamu gücü iradesine bağlı olarak, kamu gücü yaptırımına bağlı olarak hareket eder. Şimdi böyle durumda da uygulamalar gösterdi ki, uygulamalar diyorum çünkü 2005'te biliyorsunuz 5366 sayılı kanun yürürlüğe girdi ve bu kanun aynı zamanda 2005 yılında gene 5393 sayılı kanunun 73. maddesi girdi. Bunlar yenilemeye kısmen bir yenilemeye ilişkin hükümler getirdi ve bir uygulama süreci olduğu için bundan çıkan deneyimler de bu kanuna yansımış görüyorum. Şimdi arada çıkan en önemli sorunlardan bir tanesi alanın boşaltılmasında sorundu. Yani insanlar alandan çıkmıyorlar, evlerini boşaltmıyorlar, yıkmıyorlar. Proje ilerliyor. Hatta binalar yapılmaya başlıyor fakat hala alanda insanlar oturuyorlar. Böyle sorunlarla karşılaştılar belediyeler. Ve bu soru acaba nasıl çözebiliriz? Bu sorunu çözmek için iki yöntem belirlediler bu kanunda. Bunlardan bir tanesi bu alanda imar hareketlerinin durdurulması. İkincisi ise bu alanlara verilen su, elektrik, doğalgaz gibi altyapı ihtiyaçlarını kesmek. Yani denmek istiyor ki bu alandan bir an önce çıkın. Bu tabii düşündüğümüz zaman, tüm süreci düşündüğümüz zaman doğru bir yaklaşım değil. Doğru bir yaklaşım nedir? Alanın tüm özelliğini bilmemizdir. Alanda nasıl bir yapı var? Alanda arazi sahipleri alanda yaşıyor mu? Arazi sahipleri alanda yaşamıyor mu? Kiracılar mı daha fazla alanda? Gecekonduların oranı ne? İllegalitenin oranı ne? Bütün bu unsurları bilmemiz gerekiyor. Bir strateji çıkarabilmek için, bir politika çıkartabilmek için. Bu politikalar çıkarmadan sadece biz insanları nasıl yerlerinden çıkarırız en kolayından diye bir çözüm getirmek, bu şey için çok sonuç getirici her iki taraf açısından, hem idare tarafı açısından hem de bununla maruz kalan insanlar tarafından çözüm olacağını düşünmüyorum. Çözüm ne? Çözüm çok basit. Doğru bir katılım stratejisi izlemek. Yani eğer kentsel düzenleme yapılıyorsa, bu kentsel düzenleme kamu girişimli bir kentsel düzenleme, bir dönüşüm olsa da burada katılım süreci işlemek durumunda. Eğer katılım sürecini doğru işletirse idareler, bu tür sorunların minimuma ineceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi iki röportajımız var arka arkaya. Bunlardan bir tanesi bu altyapı riskli alanlarda su, elektrik, doğalgaz gibi altyapı durdurulursa ne olur? İkincisi de röportajımız arka arkaya. Diğeri de oturduğunuz alanda veya yapı eğer risk oluşturursa ne yaparsınız? Bunları da izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Riskli alanlarda su, elektrik, doğalgaz gibi altyapıların durdurulması sizce ağır bir yaptırım mı? Ya birden durdurursaydılar tabii ki ağır bir yaptırım olur ama onu telafi edecek bir yolları varsaydı o zaman normal, yani çünkü riskli, yani adı üstünde riskli. İnsanlar risk altında kalıyor. Yani bunun için önceden bir tedbir alınıp ondan sonra o yaptırımı yapmaları gerekiyor bence. Vallahi insan hakları açısından da gerçekten geçen haberlerde böyle bir şey takip ettim. Herhalde paldır küldür kesmişler. O insanlara hiçbir şekilde ne su veriyorlar. Binaları boşaltmaları için galiba, bildiğim kadarıyla. Tabii ki uygun bir şey değil ya. Yani ne kadar uygun olabilir ki? Suyunu kesiyorsun, elektriğini kesiyorsun. O insanlar ne yapacak o zaman? Bilmiyorum, bence uygun değil tabii ki. Uygun bir davranış değil. En önce yatırım olacak ki alt. Elektrik olsun, suyu olsun, klozeti olsun. En önemli bunlar. Alt yatırım. Alt yatırım olmadan bir şey olmaz. Durdurulsun tabii canım, durdurulsun. Tabii canım. Olay o. Oturduğunuz alan risk altına çıksa masraflarınız için nasıl maddi destek alacağınızı biliyor musunuz? Yok, kesinlikle bilmiyoruz ama herhalde ilgili kaymakamlıklara, belediyelere gidip bu konular danışılıp
Tabii şu an nasıl bir çözüm buldular bilmiyorum açıkçası. Hayır, bilmiyorum yani. Hiç bilmiyorum. Nereye gidersiniz? Ne bileyim, en azından bir belediyeye başvururum herhalde. Yok, onu bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Yani muhakkak. Nereye başvuracağınızı bilmiyorsunuz. Yok, onu bilmiyoruz. Millet geçsin, yıkılıyor, yapılıyor. Görüyor yani. Adamları gece kondularını yık, evlerini yık, perişan halde bırakıyorlar yani. Şimdi yasa aslında riskli alanlar çıktıktan sonra hak sahipleri 5. maddede belirtildiği gibi anlaşma yoluna gidiyorlar. Yani bu anlaşma yolunu çok muallak bir terim olarak düşünüyorum. Çünkü anlaşma ne demektir? Anlaşma yoluna gittiğinizde acaba yeni iş yeriniz veya yeni konutunuz bulunduğunuz bölgede midir yoksa bir başka bölgede midir? Yani insanlar bulunduğu bölgede olmayı tercih ederler. Ya bu belirsizlik bir reaksiyon yaratmaz mı? Bir de kira yardım yapılır diyor 5. madde yine. Yani bu daha açık ifade edilemez miydi Sayın Türk? Evet. Şimdi şöyle, biraz önce belirttiğim gibi 2005 yılında yürürlüğe giren 5366 sayılı kanunda da aynı anlaşma süreci, benzer diyelim vardı. Anlaşma süreci var. Vardı, doğru. Aynı şekilde 5393 sayılı kanun, ki bu kanun 2010'da büyük değişiklikler geçirdi. Bunun içeriğinde de aynı anlaşma şeyi var. Anlaşma deyince neyi anlıyoruz? Bir kere bu kanunla idareye verilen, bakanlığa verilen yetkileri düşünmemiz gerekiyor. Hemen bu yetkilere bakarsak, birinci olarak bu yetkiler çoğu kamu gücünden doğan yetkiler. Kamulaştırma yapma hakkı var idarenin, satın alma hakkı var, ön alım hakkı var, tramp hakkı var ve imar haklarının aktarımına yetkisi var. Dolayısıyla bu yetkiler kamu gücünden doğan yetkiler. 2005 yılından itibaren uygulamalara, edinilen tecrübelere baktığımız zaman genelde belediyeler şu yöntemi izliyorlar. İlk önce diyorlar ki bir bedel belirliyorlar. Bu bedel ya da bunun karşılığında size bir birim verelim, konut birimi verelim. Düzenlemeden sonra tabii bu mal sahipleri için yani arazi sahipleri için, alandaki arazi sahipleri için geçerli. Gece kondu'da yaşayanlar için daha farklı bir çözüm var. Dolayısıyla eğer insanlar ikna olmazsa da ikinci olarak diyorlar ki o zaman kamulaştırırız. Yani kamulaştırma burada bir ikna etme aracı olarak kullanılıyor bu mantık altında. Gece konducular, illegal yapı sahipleri içinde genelde şu şekilde bir süreç var bugünkü ne kadarki deneyimlerde. Mevcut alandan çıkarma yönünde başka bir yer gösterme, mevcut alanda onları tutma yerine başka bir alana taşıma, taşırken de enkaz bedellerini verme şeklinde. Yani enkaz bedellerini de gördüğüm uygulamalarda gerçek değerinin biraz üstünde belirliyor belediyeler. Yani bir nevi onları bu şekilde tölere ediyorlar. Mükafatlandırıyor. Bir şekilde onlar alanın dışına çıkıyor. Arazi sahipleri uygulama sonrasında alanda kalıyorlar. Ama Türkiye'de birçok araştırmada da görülmüş ki alanda kalan arazi sahipleri artan değerler sonucunda alanda artan maliyetler sonucunda alanda yaşamaya devam edemiyorlar. Onlar da bir süre sonra başka alanlara gidiyorlar. O zaman kentsel yenileme alanına baktığımızda kentsel yenileme alanında tamamen yeni kullanıcılar farklı olduğunu, bir sosyoloji. Farklı bir sosyoloji karşımıza çıkıyor. Evet. Sosyal yapı farklı evet. Karşımıza çıkıyor ve bu sosyal yapı genelde üst gelir grubu. Orta üst gelir grubu. Grubuna doğru oluyor. Çünkü şöyle bir şey var ki uygulamalarda da ülkemizde sosyal konut payı belirlenmiyor düzenlemelerinde. Belki de yurt dışı örneklerinden en önemli farkı yurt dışı örneklerinde örneğin bir İngiltere, örneğin bir İspanya, örneğin bir Almanya kent içi dönüşümlerde, kentsel dönüşümlerde muhakkak sosyal konut payı var. Bu %20, %30. Diyeceksiniz ki bunlar gelişmiş ülke. Ama Hindistan'da da var bu sosyal konut payı, kentsel dönüşüm süreçlerinde. Güney Afrika'da var, kentsel dönüşüm süreçlerinde sosyal konut payı var onlarda. Evet. Bize geldiğimiz zaman Türkiye'de böyle bir pay tanımlanmıyor. Böyle bir strateji şu anda yok, değil mi? Farkında da evet. Değiliz sanıyorum.
Yine devam ediyoruz. Yani riskli yapıda oturana bir süre veriyor kanun. 60 gün içerisinde sen riskli yapını yıkacaksın diyor. Yani siz, yani ben yani 59 günüm kaldı, 58 günüm kaldı. Hadi hanım beraber şu binayı yıkalım. Yani böyle bir mentalite ben görmedim ama bilmiyorum. Yani böyle bir yıkım, ayrıca yıkım idari makamlarca yapılır diyor. Yani biz biliyoruz ki İstanbul'da pek çok alan var yıkım sürecinde ama bir türlü yıkılamıyor. Yani bunun yerine daha farklı modeller olabilir miydi sizce? Ne diyorsunuz? Başta da söylediğim gibi katılım çok önemli bir strateji. Yani dönüşüm süreciyle bir arada gitmesi gereken bir strateji olduğuna inanıyorum. Burada da sizin söylediğinize katılıyorum. 60 günlük bir süre içinde insanların kendi evlerini, orada oturanların kendi evlerini yıkması, o alanı boşaltması şu anki deneyimlere göre de pek çözüm olarak görülmüyor. Yani doğru bir, başarılı bir sonuca ulaşacağı görülmüyor. Ama burada şu var, idari yasa koyucu şunu söylüyor. Diyor ki 60 gün içinde insanlar yıkmazlarsa ben yıkarım. Evet. Yani orada bir yaptırım, kamu gücü doğuyor. Evet. O kamu gücünü kullanacak mı, gereği gibi kullanmayacak mı? Bunu doğrusu bilemiyorum. Bilemiyorsunuz. Bir de yıkımdan sonra da hani bir müteahhit bulmak gerekecek. Herkes de inşaat mühendisi değil. Nereden bulacak, nereden bilecek hangi malzemeyi kullanıyor? Nasıl bir sözleşme yapmak gerekiyor? Hiçbir bilgimiz yok. Standart sözleşmeler olacak. Ne yapacağız, kimden bilgi alacağız? Şimdi bugün buraya gelirken Antalya'da bir deprem oldu. Saat 16.55'te 6,0 yani 6 Richter ölçeğinde. Onunla ilgili bir VTR'miz var. Antalya'daki bu depreme VTR'yi görüyoruz. Ondan sonra da Profesör Doktor Tuncay Taymaz'a bağlanacağız. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 16.55'te Akdeniz açıklarında merkez üssü Rodos olan 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden sonra açıklamalarda bulunan Muğla Valisi Şahin herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti. Bugün meydana gelen depremde başka bir sevindirici haberse bölge halkının herhangi bir panik yaşamamasıydı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada depremin Antalya, Muğla ve yakın çevrelerde hissedildiği belirtildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada tektonik olarak oldukça aktif olan bu bölgede meydana gelen depremlerin Helenik Kıbrıs Yayı olarak adlandırılan fay sistemiyle ilişkili... Antalya depremiyle ilgili olarak Tuncay Taymaz'la bir telefon bağlantımız vardı. Acaba arkadaşlar onu gerçekleştirebildiler mi? Şu anda telefonumuz hazır değilmiş. Peki, İkinci bir videomuz olacak. İsterseniz onu izleyelim. Peki. Hazır mı? Riskli alanlarda yaşayan düşük gelirli vatandaşlar kentsel dönüşüm yasası kapsamında maddi destek alabilecek mi? Aynı ada üzerinde yıkılacak veya güçlendirecek yapılar kentsel dönüşüm stratejisinde problem yaratır mı? Kentsel dönüşüm kararında yerel aktörlerin, yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ya da üniversitelerin rolü nedir? Türkiye'de depremin kentler ve yapılar üzerindeki etkisini azaltmak için nasıl bir strateji izlenmelidir? A'dan Z'ye deprem gerçekleri ve doğal afetler tüm hızıyla devam ediyor. Şence Hoca, geçmek istiyorum. Madde 6'da çok ilginç bir paragraf. O paragrafın ayrıntılarına girmek istemiyorum. Bence Türkiye bence bu maddeye kilitlenmiş durumda. Buradaki mülk sahiplerinin kendi mülkleriyle ilgili olarak geleceği belirlemek hususunda binalarının yaptırılması, bina parsellerinin tevhid edilmesi veya satışı veya kat karşılığı veya hasılat paylaşımında kat maliklerinin veya o hisseli arazinin 1/3'ünün kararıyla bunun gerçekleşebileceğine dair ibareler ve cümleler var. Bu maddeyi sizden soracağım. Bir de ikincisi evrensel olarak baktığımızda, barınma hukuku açısından baktığımızda biliyorsunuz bu madde %100 oranında, yani bir kişi bile karşı çıksa buna itiraz etse bu gerçekleşemiyordu. Bu evrensel yaşam açısından sizce doğru mu acaba? Bunu sormak istiyorum.
Şimdi esasında şöyle bir durum var. Gene 2005 yılında yürürlüğe giren 5366 sayılı kanuna atıf yaparak ve 5393 sayılı kanunun 73. maddesine atıf yaparak söze başlamak istiyorum. Orada kentsel yenileme alanlarının belirlenmesinde, kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesinde iki unsur vardı. Anlaşma yapılması, anlaşma yapılmadığı takdirde kamulaştırmaya gidilmesi. Burada ise bu durum biraz daha iyileştirilmiş gözüküyor. Ne yapılmış? 2/3 çoğunluk bu sefer çoğunluğun isteğine bakılıyor ve 2/3 çoğunluk kabul ederse onun isteğine göre sizin söylediğiniz işlemler yapılabiliyor. Şimdi uluslararası şeylere, uygulamalara baktığımızda esasında bu 3'te 2 konusu başka ülkelerde de var. Aklıma ilk gelen örnekler, örneğin Güney Kore'de 1985 sonrasındaki kentsel yenileme politikaları çerçevesinde bu 3'teki durumunu onlar da yasalarına koydular. Gene benzer bir örnek olarak hep Uzak Doğu ülkelerini veriyorum, biraz da depremle onlar da çok şey oldukları için örneğin Japonya'yı verebiliyoruz. Gene 3/2 çoğunluk kuralını arıyorlar bu kentsel dönüşümde. Hong Kong'u verebilirim. Onlar %80 kuralına duruyorlar. Burada tamam ama burada bir sorun var. Bu sorun da 3/2 kuralının yanında deniyor ki bu 3/2 kuralı bir ayda sağlansın. Şimdi burası çok çarpıcı bir nokta. Benim kişisel düşünceme göre. Türk toplumunda. Çünkü Güney Kore'de bu süre 7 sene. Yani insanların 3/2 çoğunluğu toplayıp. Burada bir ay. Orada 60 gün. Yıkması için 60 gün. Burada bir ay. Burada bir ay. Yani burada şöyle bir tuhaflık var. Güney Kore'de aynı sistem, benzer sistem, benzer şekilde kamu girişimde bir müdahale söz konusu. Orada da 3/2 var. Fakat insanların bir araya gelmesi, onların TOKİ'sinin devreye girmesi 7 seneyi buluyor. Japonya'da bu süre ise 10 seneyi buluyor. Yani Kobe sonrasını bilmiyorum Handan Hanım siz. Kobe sonrası çok ciddi süreçler oldu Japonya. Ki Japonya bizden daha fazla evet. Anlaşma toplumu. Evet. Daha anlaşma toplu olmasına rağmen daha uzun sürdü. Evet. Yani dolayısıyla baktığımız zaman 3/2 olabilir mi, bu kural evrensel mi diye bakacak olursak tamam, uluslararası örneklere baktığımızda bunun örneklerini görüyoruz. Ama şartlar çerçevesinde değerlendirdiğimizde bir aylık süre çok mantıklı gelmiyor. Çünkü biz biliyoruz ki kat mülkiyeti kanunun uygulaması ve özellikle yönetim kat mülkiyetin uygulamasında da yönetimsel problemler oluyor. Hatta çoğunlukla biliyoruz ki yaşadığımız apartmanlarda bazen temel ihtiyaçlar karşılanamıyor. Ortak bir şey bulunca, yani ortak bir nokta bulunamıyor. Biz binaları yıkıp binalar yıkıldıktan sonra anlaşma, birleşme, tevhid yapma, kat karşılığı yapma gibi hocam, daha ciddi bir... Tevhid bir açar mısınız, tevhid meselesini? Tamam. Çünkü halkımız bilmeyebilir yani. Tamam. Diyelim ki kat mülkiyeti, bina alan boşaldıktan sonra, yani alan temizlendikten sonra tabii ki kat mülkiyeti re'sen bakanlık kararı tarafından sona eriyor. Bu ne demek? Kat mülkiyetindeki oranlar hisseli mülkiyet yapısına düşüyor, dönüşüyor. Bundan sonra, bu durumdan sonra, yani alanda kat mülkiyetinden hisseli mülkiyete dönüştükten sonra bu parseller tek başına münferit olarak ya da yanlarındaki parselle ya da ada büyüklüğünde birleşebilirler. Ama bütün bu işlemler 3/2'nin kararına bağlı. Yani ama bir ay içinde olması gerekiyor. Eğer bu bir ay içinde sağlanamazsa o zaman diyor ki idare, ben sağlarım. Evet. Profesör Doktor Tuncay Taymaz. Evet, o zaman geçelim. Telefon hocaya. Hattımızda. Evet. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Taymaz iyi geceler. İyi geceler efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkürler, sağ olun. Evet, sizin görüşlerinizi de merak ediyoruz konuyla ilgili. Hocama devredeyim ben. Antalya sevgili Taymaz. Hocam merhaba. Merhaba. Bu son 16.55'teki 6 Richter ölçeğindeki depremi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili bize ikinci programda çok güzel bilgiler vermiştiniz. Akabinde bu geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi bizim Girit, Rodos, Fethiye, Burdur fay hattı diye adlandırdığımız bir aktif fay zonumuz var.
O Fayzon'u aynı zamanda Kıbrıs tarafına da birleşen bir dalma batma zonu. O bölgede oluşan bir fay ve bu güncel deprem geçen ayki depremle birlikte. Aynı zamanda bu bölge tsunami açısından oldukça riskli bir bölge. Henüz bu konuda iki tane doktora tezi bitirdim öğrencilerimle beraber. Bildiğimiz bir bölge ama oldukça Dalaman, Fethiye Körfezi'ne doğru giden çok derin bir deniz çukuru. Yaklaşık 4500 metreden daha derinlikler var. Dolayısıyla Sumatra benzeri tsunami oluşabilecek bölgeler. Tarihte bu tür deprem ve tsunami yaratan kayıtlar da var. Ama bizim deniz tabanında çamur volkanları dediğimiz biraz daha açıkta Anaximander deniz tabanı volkanı var. O çok aktif bir volkan. Tıpkı Santorini gibi, Mykonos gibi ya da bizim Batı Anadolu'daki volkanlar gibi. Bu sürekli aktif halde ve gaz çıkışları var. Ve bu bölge 6'lık bugünkü oluşan depremde, Richter ölçeğine göre 6'lık depremde bölgenin oldukça riskli oluşunun işaretlerinden bir tanesi. Ama bu Kıbrıs'a yana kadar birleşiyor. Antalya'da ya da bizim Beydağları dediğimiz bütün Torosların güneyindeki morfolojideki gördüğümüz batimetri ve topografik bozuklukların da önemli nedenlerinden bir tanesi. Daha büyük depremler tarihte oluştu ve gene beklediğimiz önümüzdeki dönemde de büyük deprem riski var. Sığ bir deprem bugünkü deprem. Kabuğun üst kabuğun hemen altında. Dolayısıyla yer kabuğunun üst kısımlarındaki titreşimler, sarsıntılar hissedilebilir. Çürük yapılarda hasarlar oluşabilir. Deprem 6.5'u aşmış olsaydı yakın bölgelerde özellikle Rodos, Antalya, Muğla bölgelerinde yıkım bekleyebilirdik. Biraz daha sığ olsa daha büyük bir facia beklenebilirdi ama gelecekte büyük bir deprem riskine açık bir bölge. Ve bu takım adalar halindeki Anaximander'dan itibaren Kıbrıs'a kadar olan bir bölgeye kadar ulaşıyor bu zon. Ama bunların oluşturabileceği tsunami'ler Aleksandria, İskenderiye'dekinden tutun İskenderun Körfezi'ne kadar bölgeleri ya da Levant Havzası'na kadar ulaşabilecek tsunami dalgaları üretebiliyor. Derin bir deniz çukuru, 4,5 kilometreden derin su derinliğimiz var. 4 kilometreye yakın Beydağları'nda Kızlar Kayası'nda yüksek zirvelerimiz var. Toplam 8-9 kilometreye varan bir topografik yükseklik var. Hem düşüş hem yükseliş var. Bunun iki nedeni de Sumatra'daki, Japonya'daki gibi hem Girit'in hem Kıbrıs'ın altındaki iki eğitim zonunun beraber çalışarak bu bölgeyi kazarak derinleştirmesi. Dolayısıyla bizim Fethiye, Burdur, Fayzon ya da Batı Anadolu'daki göller bölgesindeki gördüğümüz bütün morfolojik coğrafyadaki gördüğümüz morfolojik düzensizliklerin sebebiyle bu aktif fayzonları. Hocamın arkada aynı zamanda Sayın Taymaz, arkada bilmiyorum izleyebiliyor musunuz? Evet, görüyorum. Sizin bu tez izliyorum. Görüntünüz. Doğru evet. mu? Evet. Ya benim daha önceki sunumdan bir görüntü. Burada biz Rodos'tan itibaren bizim Girit'teki Hellenikya'dan gelen itim zonunu gösteriyoruz. Onun oluşturabileceği tsunami'nin etkileyeceği riskli alanları gösteriyoruz. Ve buradaki rakamlar da elipsoidlerde tarihte oluşan tsunami'nin etkilediği bölgeleri gösteriyor. Evet. Şimdi tsunami deyince evet. Akdeniz'deki kişiler kaçmaya başlayacak. O farklı bir konu ama bu bölgede o risk var. Tarihte evet. bunun kayıtları da var. Evet. Arkeolojik kayıtlarda kayıtlarımız var. Jeoarkeolojide var. En azından Dalaman Havaalanı'nın inşaatındaki temeldeki yapılan araştırmalarda kayıtları var. Yayınlanmış yayınlar, doktora tezleri, bilimsel raporlar çok bolca var bu bölgede. Hocam sizle zaten ileriki programlarda tekrar bir araya geleceğiz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkür ederim. Konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar hocam. Şimdi Sayın Türkoğlu'na dönmek istiyorum. Özellikle bu sosyoekonomik olarak daha düşük gelirli alanlar aklı hep Ok Meydanı geliyor. Buralarla ilgili olarak, buraların kentsel dönüşümüyle ilgili olarak bir dördüncü madde var. Bu maddede aslında maliyetlerin tespit edilmesi ve bu bazı yani bölgelerin desteklenmesi, altyapı harcamalarının daki altyapı harcamalarının uygulama maliyetine sokulmaması, yapım maliyetlerinin mümkün olduğu kadar altındaki rakamlar gibi bir takım sosyal politikalar da kanun içerisinde var. Yani vatandaşa yardım amacıyla. Düşük gelirlere yapılabilecek destekler hakkındaki düşünceleriniz nedir? Yani böyle büyük alanlar olduğu vakit, yani içinde mesela yaklaşık olarak 450 bin, 500 bin kişinin yaşadığı alanlar içerisinde bu sosyal politikalar izlenebilir mi? Veya bunların öngörüsü yapılmış mı? Ne düşünüyorsunuz? Bir de demin biraz önce
Sayın Türk'ün söylediği gelişmiş ülkelerdeki %20-%30 sosyal konut oranını destekliyor musunuz? Daha mı üst yukarı çıkması lazım? Ne düşünüyorsunuz? Aslında kentlerin mevcut alanların yenilenmesindeki en önemli sorunlardan bir tanesi budur. Yani olaya biraz sosyal açıdan yaklaşmak gerekiyor. Her kent parçası aynı niteliği göstermez. Şence Hanım'ın da söylediği gibi bu alanın profilinin çok iyi tanımlanması gerekir. Aslında tipolojiler de vardır. Yani bölgelere göre değişik yaklaşımlarda geliştirilebilir kentsel dönüşümde. Ama düşük gelirlilerin durumu en kritik olandır diye düşünüyorum. Şimdi bu konuda değişik uygulamalar var. Şence Hanım'ın söylediği türden dönüşümlerde belli bir oran ayrılması sosyal konut olarak yapılan bir uygulamadır. Örneğin Fransa'da bunun örneklerini gördüm. Bir sanayi alanının dönüşümünde, konuta dönüşümünde belli oranda o sanayide çalışan işçilere yer ayrılmıştır. Ancak bu alan kentsel dönüşümden sonra eğer yüksek arazi değerleri olan ve yüksek gelir grubunun oturduğu bir alan haline dönüşürse o zaman o tür sosyal gruplar burada zorluk çekebilirler. Hem adaptasyon problemleri çekebilirler hem de servis ücretlerini ödemede zorlanabilirler. Aslında bu hani onları ayrıştıralım demek istemiyorum. Tabii ki bizim heterojen yapımız yani karma kullanım ve karma kullanıcıyı profilini desteklememiz gerekiyor. Yani şehirdeki değişik grupların entegrasyonu açısından. Ancak bu hani bir tür bir uygulama ama Uzak Doğu'da örneklerini bildiğim bazı şeyler var. Mesela çok düşük gelir grupları bir araya geliyor. Bunlar kiracı da olabilirler, ev sahibi de olabilirler. Bir araya geliyorlar. Bu sanıyorum Tayvan'da Hindistan'daki yapılıyor. Örneğini biliyorum. Bir araya geliyorlar ve proje geliştiriyorlar. Bu projeyi geliştirdikten sonra hükümete başvuruyorlar. Kredi alıyorlar. Biz bu projeyi hazırladık. Aramızda da anlaşma sağladık. Bir nevi kooperatifleşme gibi. Aramızda da anlaşma sağladık. Şu kadarımız kiracı, bu kadarımız ev sahibi. Bu alanın yenilenmesini ve şartlarının iyileştirilmesini istiyoruz diye. Hükümet de değişik ölçeklerdeki, kentlerdeki bu tür alanlara kredi sağlıyor. Burada ilginç bir şey de üniversiteler burada gönüllü olarak onlara bir destek sağlıyorlar. Yani buradaki üniversitelerde bunu yaparlar diye düşünüyorum. Bu çok güzel bir yöntem. Şehrin kırılgan, sosyal açıdan kırılgan bölgelerinde değişik gruplarla birlikte böyle bir sistem oluşturulabilir diye düşünüyorum. Evet. Yoksa sonuç Şence Hanım'ın söylediği gibi üst gelir gruplarının gelip yerleştiği kent merkezleri evet. Ve düşük gelir gruplarının kent çeperlerine Rönesans hareketi, yüksek, kentsel Rönesans. Yüksek bloklara gittiği bir durum oluşturur. Bu aslında şey açısından da yanlış. Çünkü bu yüksek bloklarda büyük oranda fakirlere küçük evler sunuluyor. Hı. Halbuki genelde yoksul kitlelerin aile büyüklükleri daha fazla. Ve böylelikle bir hani, ters de durum ortaya çıkmış oluyor. Şimdi ada bazında kentsel dönüşümü ele aldığımız hocam. Yani bu adanın içerisinde veya bu yapıların silsilesi içerisinde güçlendirilmiş bir bina, onun yanında gerçekten yıpranmış bir bina, onun yanında tamamen yeni usullerle yapılmış bir bina. Yani 1998 deprem yönetmeliğinden sonra yapılmış bir bina. 2007 sonrası yapılan güçlendirmeyle yapılmış bir bina gibi bizim esasında kentimiz içerisinde konglomeralar yani mozaikler var. Şimdi nasıl bu kanunu risksiz alanlarda yani riskli olmayan rezerv yapı alanı dışındaki risksiz alanlarda bu kanunu nasıl uygulayacağız? Şimdi aslına bakacak olursanız Şence Hanım'ın da söylediği gibi ben yenileme kavramını yıkıp yeniden yapma olarak ele almıyorum. Yenileme aslında değişik yöntemleri içerir. Yani yıkıp tamamen yeniden yapılması kentlerin de doğru bir şey olmayabilir. Her zaman için doğru bir şey olmayabilir. Kentin tarihsel bir süreci var. Katmanlar oluşmuş. Burada elimizdeki malzemeyi bir veri olarak ele alıp yaratıcı tasarımlar geliştirebiliriz.
bu parça yani tümden yıkmak yerine şimdi yapı adası konusu önemli. Çünkü altyapı var diğer şeylerde. Eğer doğru dürüst bir şehirleşme gerçekleşmişse yani yolların eğimleri açısından, hiyerarşisi açısından bir doğru dürüst bir altyapı varsa kentsel doku orada yapı adaların yenilenmesinde çok yaratıcı çözümler geçiştirilebildiği gibi onu kentsel sistem içinde de ele alıp bütünleştirebilirsiniz. Hı. Süreklilik sağlayabilirsiniz. Yapı adalarının iç kısımlarını kullanıma açabilirsiniz. Bu bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Şimdi biz halka gittik. Bu riskli alanlarda bir kişi itiraz ederse ne olur diye sorduk. Bakalım kaldırım ne demiş? Riskli alanlarda bir kişi bile itiraz etse konut yıkılmayacaktı. %100 çoğunluk isteniyordu ancak bu oran %66'ya indi. İnsan hakları açısından bunun doğru olduğunu düşünüyor musunuz? İnsan hakları açısından doğru değil. İstemedikten sonra zorla kimseye bir şey yaptırılmamalı. Yani ikna ederek insanları mağdur etmeden olursaydı yapılır. Ama bunun da bir orta yolu bunu bulacaklarını zannetmiyorum ve ne diyorsalar o olacak yani. %100 o olacak. Valla sağlamsa zaten bir şey yoksa depremde falan yıkılması doğru değil. Değil mi? Sağlam bina, şu bina ne çıkıyor? Bazı binaları çürük diye yıkıp atıyorlar yani. Halbuki bu doğru değil. Milleti şey etmek yani, halkı mağdur duruma düşürmek. Şimdi Şence Hoca'ya tekrar geri dönelim. Bu yasa içerisinde orman 2B arazilerinden gelecek olan gelirler buraya katkı olarak yani bu kanunun çerçevesine getiriliyor. Bu arada İller Bankası ile ilgili olarak bazı yeni bir mali yapılanma getiriliyor. Oysa İller Bankası'nı biz yani kentleri kuran banka olarak biliyoruz. Ve bu arada yerel yönetimlerin harç gelirlerinin %50'si bu kanuna bağlı olarak finansal paketin veya finansal torbanın içerisine giriyor. Bu anlamda yerel yönetimler için de ciddi bir kıymet veya finansal kayıp söz konusu. Bu konudaki görüşlerinizi almak istiyorum hocam. Şimdi şöyle gelirler yönünden baktığımız zaman, dönüşümde gelirler yönünde baktığımız zaman merkezi yönetim ciddi bir gelir sağlıyor. Yerel yönetimler ciddi bir gelir sağlıyorlar. Hem kendi bütçelerinden, yıllık yatırım bütçelerinden %5 ve yine 80. maddede 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 80. maddesinde belirtilen gelirlerin %50'si ki bu gelirler çok önemli. İsterseniz bunları açıklayayım. Parselasyon harcı, ifraz tevhid harcı, zemin açma izni, harcı, toprak hafriyatı harcı, yapı kullanma izni harcı. Bunlar çok önemli imar harçlarıdır. Bunların %50'si. Vatandaşlara baktığımız zaman, arazi sahiplerine baktığımız zaman binaların tespitleri için maliyeti vatandaşlar yükleniyorlar, arazi sahipleri yükleniyorlar. Kendi binalarının yıkım masrafını arazi sahipleri yükleniyorlar. Peki benim merak ettiğim bu kanunu okuduğum zaman merak ettiğim şu. Bu kanundan özel olarak yararlanacak bir kesim de özel sektör. Çünkü özel sektör konut üretiyor ve özel sektör girecek devreye konutların yapımında. Ve özel sektörün bu maliyetlere katılımında hiçbir ek madde getirilmemiş durumda. Yani bu yükün altına özel sektör şu an içinde girmesi tanımlanmamış kanunda. Oysa biz biliyoruz ki yine Avrupa örneklerinden özel sektör artık altyapı maliyetlerine doğrudan katılıyor. Biraz önce tartıştığımız sosyal konusu payına da artık doğrudan katılıyor. Ama bizim ülkemizde baktığımız zaman şu değere de baktığımız zaman yani dönüşüm öncesi değerle dönüşüm sonrası değere baktığımız zaman esasında sistem çoğu yerde kendini finanse edebiliyor. Çünkü seçilen dönüşüm alanları arazi değerlerinin de yükseleceği alanlar. Dolayısıyla esasında kendini finanse eden de bir sistem var ortada. O zaman kendini finanse eden bir sistem varken bütün uluslararası kuruluşlar kendini finanse eden sistemlere yönelmesi konusunda hep sürekli bir serzenişte bulunurlarken hani burada kamunun ciddi maliyetlerine katılmasına
Annem ben veremiyorum. Eğer katılıyorsa kredi sağlamalı. Kredi imkanı, hani başta konuştuğumuz binanın tespiti için, binanın güçlendirilmesi için, bu daha hassas bir konu. Ama burada baktığımız zaman çok büyük bir parçasını merkezi yönetim üstlenmiş. Yine önemli bir parçasını yerel yönetim üstlenmiş ve biz biliyoruz ki 1990'lardan sonra ciddi olarak yerel yönetim gelirlerinde düşme var. Bütün dünyada bu böyle, sadece Türkiye'de değil. Ama buna rağmen gelirlerin bir çoğunu o karşılıyor. Gene mal sahipleri kendileri karşılıyor ama özel sektör devreye girmiyor. Neden? Evet. Üstelik yani bir inşaat maliyetinin %20'ye yakını altyapı maliyeti olarak orada duruyor. Hocam şimdi Handan Hoca'ya dönmek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir alanın kentsel dönüşüm alanı olmasını ilan ederken tek ve yegane otorite olarak duruyor. Ama kentsel dönüşüm alanının ilan edilmesi konusunda yerel aktörler, yönetimler, sivil toplum kuruluşları ya da üniversitelerin herhangi bir rolü kanunda yok. Bu konuda ne dersiniz? Şimdi kentsel dönüşüm alanlarının ilanı da önemli bir konu. Biraz önce söylediğim gibi dönüşüm konusunda kente bütün olarak bakmak gerekir. Onun için öncelikle bunun yerel yönetimlerle birlikte bir çalışma sonunda gerçekleştirilmesi ve kentsel dönüşüm alanlarının hangi altyapıyla, hangi gerekçelerle ilan edildiğini açıklanması gerekir. Örneğin biz şöyle bakarız konuya. Bir bölgesel bir risk analizi sonucunda kentsel dönüşüme en uygun alanların jeolojik açıdan sakıncalı alanlar üzerine yerleşmiş, düzensiz dediğimiz, yani gecekondu, kaçak yahut da ıslah imar planlarıyla şekillenmiş hisseli alanlar ve bunların da en yoğun olanları İlk sistemde ele alınması gereken alanlardır. Yani bunların ilanının da herkes tarafından kabul edilir bir gerekçeye oturması gerekir. Bilimsel olarak önceliklendirilebilir. Oradan başlayarak birinci, ikinci, üçüncü öncelikli dönüşüm alanları. Ve bunu bir kentsel sistem içinde yaparsanız daha sonra bunun araçlarını belirleyip de katılımlı bir süreçle planlarsanız, öncelikleri de belirlerseniz bir sorun çıkmaz. Sosyal açıdan da ele alırsanız. Burada bu katılım konusu bu hem bunların ilanında hem de planlanma sürecinde son derece önemli. Şence Hanım'ın da dediği gibi. Paydaşlar burada katılımı benimsemiş yerel yönetim, STK'lar, yaşayanlar, şehrin sivil toplum örgütleri, STK derken meslek odalarını kastetmiştim, diğer sivil toplum örgütleri, kent konseyleri, bu işte bizim böyle bir deneyimimiz de var. Aslında bu buna yatkın bir ülke değiliz ama yavaş yavaş bunu öğreniyoruz. Ve eğer dönüşüm alanlarındaki, yani büyük bir kent ölçeğinde değil ama dönüşüm alanlarında yaşayanlarla bu paydaşları da bir araya getirirseniz bunun başarılabileceğinden eminim ben. Şöyle düşünün, şu ana kadar yapılmış kentsel dönüşüm çalışmaları bir ölçüde reaksiyon aldı. Herhangi bir şekilde, yani değişik alanlarda yapılmış, az da olsa çok da olsa reaksiyonlara sebep oldu. Şimdi şehrin, TOKİ mesela deneyim olarak kentin gelişme alanlarında deneyimleri var. Daha az sorumlu alanlarda. Şu anda şeye giriyorsunuz, yani arı kovanına çomak sokma durumundasınız. Çünkü orada insan faktörü giriyor devreye. Bu ancak katılımlı, sosyal bir bakış açısıyla çözülebilir. Steril bölgelerde miydi TOKİ şu ana kadar? TOKİ şu anda, yani büyük oranda tabii problem, yani gelişme alanlarında konut yapmak daha kolay bir süreçtir. Evet. Şimdi bu sürecin başarılması gerekiyor. Yoksa mesela kentlerimiz tamamen işte yüksek bloklardan oluşan toplu konut alanlarına dönebilir. Onun için biraz önce söyledim. Kentlerin o katmanlarını da yaratıcı bir şekilde tasarlamak gerekir. Üniversiteler buradaki rolleri biraz önceki örnekte olduğu gibi kolaylaştırıcı, örgütlenmeye yardımcı olucu bir şey olabilir. Evet. Burada önemli bir konuya daha temas etmek istiyorum. Bütün bu sistem ancak toplumsal bilinçlendirme
ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesiyle mümkündür. Evet. Ve ülkemizin en önemli konularından biri budur. Bunu bir ölçüde yapmamız gerekiyor, başlamamız evet. gerekiyor. Hocam toparladı. Son bitirirken size birkaç paragrafta neler yapmalıyız? Son sözümüzü o bir tartışmıştı. Son sözü hocamı bırakmak istiyorum çünkü. Peki bir, o zaman şöyle yapalım. Yani beraber. Bu kanun bize ne getirecek? Bu kanunun etkilerini herkese bildirin. Önce yine Türkoğlu'na sonra peki. size. Bu kanun bize ne getirecek? Şimdi kanun biraz önce de sizin söylediğiniz gibi riskli ve risksiz alanları da kapsadığı için genelde bir dönüşüm kanunu. Hani afete maruz bölgeler ya da afet riski bulunan bölgeler diye bir başlaması var ama sonunda bir dönüşüm kanunu. Şimdi bir kere risk konusu son derece geniş bir konudur. Sadece yapısal risklerden ibaret değildir. Bu kanunda hani biraz bunu yapısal risklere odaklamış gibi görünüyor. O nedenle kentlerimizdeki diğer risklerin de telafi edilmesi için biraz yetersiz diye düşünüyorum. İkincisi dönüşüm konusu ise bütüncül bir ele alınması gereken, çok kapsamlı bir yaklaşım olması gereken bir konudur. Biraz önce de söylediğim gibi insan faktörü devreye girer ve afetlere karşı direncimizi artırırken aynı zamanda kendimizin de bir afet oluşturmaması gerekiyor. O nedenle buna çok dikkatli bir şekilde eğilmemiz gerekiyor. Ve doğayı, tarihi, toplumu koruyan diğer yasaları devre dışı bırakan bu kanunun aslında bunları süreç için, planlama süreci içinde çok hassas bir şekilde ele alması ve kendisinin ikinci bir afet oluşturmamaya çalışması gerekiyor. Sonuç olarak bir sonuç cümlem de var. Kentsel dönüşümün bütünsel bir planlama anlayışı ile demokratik ve katılımcı, eşitlikçi, finansmanı sağlanmış, istihdam yaratıcı, tarihi ve doğal çevreyi koruyan, çevre kirliliğini minimize eden, sağlıklı, sürdürülebilir, doğal ve diğer afetlere karşı güvenli, dezavantajlı grupları gözeten, eğitim, sağlık hizmetleri ile yeterli açık alanların sağlandığı, nüfus ve yapılaşma kontrolü olan, kimliği koruyan, içinde yaşayanların sosyal ilişkilerini güçlendiren bir çevrenin yaratılmasında araç olarak kullanılması gerekmektedir. Bu anlamda gündemde olan yasa tasarının net ve yeterli bir altyapı sağlamadığı da anlaşılmaktadır diyorum. Evet, Sayın Türk sizden son. Ben artık hocamın söylediği her şeye katılıyorum. Ekli bir şey eklemiyorum çünkü kendisiyle aynı şekilde düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler, şu anda bize ayrılan zamanı doldurmuş bulmaktayız. Sayın Profesör Doktor Handan Türkoğlu ve Doçent Doktor Şence Türk ile afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun planlama ve hukuk bağlamını getirdiklerini tartıştık. Özellikle ülkemizdeki ve bölgemizdeki afet gerçeğini ve beraberindeki sorunlarını bir kez daha sizlerle paylaştık. Sayın Türkoğlu ve Sayın Türk, bizleri aydınlattınız. Stüdyo konuğumuz olarak size ben ve Profesör Doktor Antonio Truppi'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın izleyiciler, gelecek programımız aynı gün ve aynı saatte olacak ve gelecek programımızın konuğu Yardımcı Doçent Doktor Ali Küçük Osmanoğlu olacak. Kendisiyle orman yangınlarını tartışacağız. Yeni programda görüşmek üzere. Evet efendim, iyi akşamlar. Haftaya orman yangınlarını konuşacağız ve diğer haftada yine önemli bir konu sel olacak, deprem olmayacak. Haftaya pazartesi günü yine saat 21'de A'dan Z'ye deprem gerçekleri ve doğal afetler programında çok önemli bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. İyi geceler.